الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمد عبده وحبيبه ورسوله. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله وأطيعوه، إن الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Aziz ve muhterem müminler, önümüzdeki sabrı çarşembeye bağlayan gece mübarek Miraç kandilidir. Miraç kandilinizi şimdiden tebrik ediyorum. Kandiliniz mübarek olsun. İsra ve Miraç, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da Yüce Mevla'nın sonsuz ayet ve kudretini müşahede etmek için yaptığı mucizevi bir yolculuktur. Pek çok ilahi hikmet ve bereketi barındıran bu kutlu yolculuk, okuduğu ayet-i kerimede şöyle dile getirilmektedir. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kurulu bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya ulaştıran Allah'ın şanı ne yücedir. Hiç şüphesiz o hakkıyla işiten, hakkıyla görendir. Değerli müminler, Miraç rahmeti peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın sonsuzluğu, yüceliği ve onun nihayetsiz kudretine yaptığı en görkemli şahitliktir. Rabbimiz bu şahitlikte gerçek yüceliğin yalnızca kendisine ait olduğunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şahsında beşeriyete bir kez daha göstermiştir. Aynı zamanda arınma, yücelme ve kulluğun zirvesine erişmenin yollarını da öğretmiştir. Alemlerin Rabbi teslimiyet, sadakat, ahlak, doğruluk, dürüstlük, timsali olan kutlu nebiyi Miraç ile takdir buyururken biz kullarına da mesajlar vermiştir. Buna göre ömrünü bu yüce değerlerle tezyin edenler kutluluk basamaklarında her daim yükseleceklerdir. Onlar cennetin ebedi nimetlerine mazhar olarak baki makamlarda yücelecektir. Değerli Müslümanlar, Miraç bir yönüyle Rab ve Ruslar, bir yönüyle de Rabbin nehyettiklerine terk ediştir. Biz müminler için müjdedir. Rabbimiz kendisine ortak koşmayanların büyük günahlarının bağışlanacağını da bu kutlu gecede müjdelemiştir. Bizler için hediyedir Miraç. Rabbimize en yakın anımız olan namaz bu gece 5 vakit farz kılınmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Miraç ile mana aleminin basamaklarında bir yükseldiği gibi bizler de Rabbimiz katında namazlarımızla yükseliriz. Allahu Ekber diyerek tekbirimizle dünyanın bütün engamelerinden sıyrılıp yaratılış ve davranışlarımızın hikmet ve anlamlarını derinden kavrarız. Kıyamımızla istikamet üzere dost doğru oruçlu simgeleyerek Allah'ın huzurunda dururuz. Değerli kardeşlerim, her gün yatsı vaktinde okuduğumuz Erman'dan özür diye başlayan ayetler bize miracın bir hediye.
peygamberlere iman ettik diyerek Rabbimize verdiğimiz kulluk sözümüzü yeniledik. İşittik, itaat ettik. Rabbimiz altına sığındık. Dönüş al ve sanattır ayetiyle teslimiyetimizi dile getiririz. İnsanın yaptığı iyilik denile, ettiği kötülük tarihinedir diyerek sorumluluk bilincimizi tazeleriz. Bununla birlikte dünyada yapıp ettiğimiz her şeyin bir hesabı ve karşılığı olduğunu ahirette ikrar eder ve nihayet şu duamızda Rabbimize en içten yakınışlarla iltica ederiz. Rabbimiz eğer unutacak veya yanılacak olursak bizi sorumlu tutma. Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Rabbimiz bize gücümüzün yetmeyeceği şeyi taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen Mevlamızsın kafirlere karşı bize yardım eyle. Değerli kardeşlerim, Miraç Kandili vesilesiyle Rabbimize, kendimize ve çevremize karşı sorumluluklarımızı bir kez daha hatırlayalım. Unutmayalım ki bugün biz müminlere düşen Miraç-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir hatıratı, bir tarih olarak okumak değildir. Bize düşen Ebu Bekir Efendimiz misali Allah'ın emir ve yasakları karşısında her daim sadakat ve teslimiyetle bir duruş sergilemektir. Bu sadakat ve teslimiyeti gösteremeyenler miracın anlamı, ruhu ve kazanımlarından mahrum kalacaklardır. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin miraç kadrini bir kez daha tebrik ediyorum. Bu kutlu gecede Yüce Rabbimize açılan ellerin ve yakalan iplerin bütün İslam aleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın hidayetine, dünyada adalet, huzur ve barışın teminine vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ve kâlen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, اَتَّاكِمُ مِنَ اَذَنِكَ مَنْ لَا دَمَّلَا اَسْتَغْفِرُ اللّٰهِ الْعَظِيمُ وَاَتُّبْ اِلَيْهِ وَاَسْكِنُ اللّٰهَ اَيْبْلِي وَلَكُمْ اَتَّافِيمُ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ اِلْ عَمْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Fenalığı ve azgınlığı yasaklar, o düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.